Şimdi bahçemizde domates ekimine başladık. Domates fideleri de kendimiz yetiştirdik. Organik Çanakkale ve pembe domateslerimiz olacak. Onları ekiyoruz. Karıklarını hazırladık. Yardımcım Hayrettin Usta da dikmesini yapıyor. Ben de can sularını veriyorum. Biraz sonra Hakan da onlara can suyu verecek. Fideler dikildikten sonra can suyu dediğimiz köklerine yakın bir şekilde onları yıkmayacak durumda can suyu verilir. Bir gün, iki gün sonra tekrar sulama yapılır. Kökleri bir defa can suyu verdikten sonra en az iki gün geçmesi lazım. Sebep, fidenin kökleri tutunduktan sonra toprağa hemen sık sık sularsan tutunmuş olduğu topraktan bırakır, bir daha su almaz ve kurur. Tutununcaya kadar bir daha sulamayacaksınız. Evet, sulamanın evet. Da bir usulü var, onu da... Yapraklarına değmeyecek. Evet. Sadece köklerin etrafına güzelce bolca can suyu vereceğiz. Bu şekilde dikmiş ve hazırlamış olacağız. Daha sonra tabii yanlarına büyüdükçe sırık çakıp sırıkları bağlayacağız. Domateslerimiz uzadıkça uzayacak. Gerektiği zaman koltuk kırımı yapacağız. Onu da gösteririz. Koltuk kırımından sonra domates vermeye başlayacak. Çiçekleri açacak. Afiyetle yiyeceğiz. Peki. Evet, Hayrettin Usta ile domates ekimine başlamışlardı onlar. Biz de katılıyoruz şimdi. Öncelikle domates fidesini bir gösterelim. Domates fidesi nasıl bir şeydir? Şöyle domates fidesi tane tohum olarak onları ekeriz. Ondan sonra böyle fide haline getiririz. Bu fideleri ondan sonra toprağa dikeriz ve bunlar domates verir. Peki domates fidesini nerede ektin? Yani daha önce tohum ektin. Daha önce tohumlama yaptık. Tane tane tohumlama yaptın. Evet. Başka bir ortamda. O tohumlardan bu fideler doğdu. Yani domates, yediğimiz domatesin taneleri, içindeki taneleri kışın sereye aşıladık. Ekim yaptık. Onlar bu fideleri oluşturdu. Tamam. Bu fideleri de şimdi dikeceğiz. Onlar da domates oluşturacak. Evet, şahane. İlerleyen videolarda domatesin içindeki çekirdeklerden, tohumlardan fide oluşturmayı da inceleriz sevgili dostlar. Şimdi bakalım sıfırdan ekimini sizlere. Ve bu şekilde ondan sonra bunlar yetiştikten sonra onları kazacağız. Onlar yükselecek. Ondan sonra onlara sopayla kazık dikeceğiz, bağlayacağız. Çünkü ağırlık yapacaklar domatesler. Domatesleri bağlamazsak domatesler yere yatar. Tamam. Onlar ilerleyen aşamalarda tekrar videoyla göstereceğimiz şeyler olacak. Şimdi sıfırdan şuraya domates fidesinin nasıl ekildiğini görüyoruz. Şunlar bakalım tutacak mı? Büyük fideleri böyle yatırarak dikeriz. Ufak fideleri dik olarak dikeriz. Büyük fideleri yatırarak dikiyoruz. Ufak fideleri dik olarak. Dik olarak dikebiliriz. Ve güzel hafifçe çiğneyerek oynamasın diye. Ha, etrafından da güzelce böyle bir sıkıştırıyoruz. Rüzgar falan yatırmasın diye. Yani her şey hizmet ister. Hizmet etmezsen nimet alamaz. Nimet alamaz. Bu yatık olur da bak. Kendisi de yatık. Ona böyle bir şey dayayacağız. Yatmasın.
topraklarla, taşlarla tabii destekleyeceğiz. Mümkün oldukça dik durmalarını evet sağlayacağız. Bir de yamuk olduğu için bundan sonra öyle yapalım. Evet. Şimdi can sularını evet veriyor babam etrafına. Şimdi bakalım şuraya. Çok dibine tutmuyoruz tazyikli suyu. Daha çok etrafından dolaşıyoruz değil mi? Küçük bir havuz oluşturuyoruz evet ki henüz tutmaya başlayan, tutmak için çaba gösteren fidelerin kökleri tutmaya çalıştıkları yerden ayrılmasınlar. Rahatlıkla yapışabilsinler. Onları rahatsız etmiyoruz diğer bir deyişle. Tamamdır. Bunlar iki gün önce ektiğimiz domatesler. Yavaş yavaş tutmaya, diklemeye başladılar. Gerçi şu anda öğle sıcağı. Yine de biraz kendilerini salmış durumdalar. Akşam suladıktan sonra daha bir dikilip kendilerine geliyorlar. Bugün 30 Mayıs. 5 gün önce ektiğimiz domatesler bu durumdalar. Şunu ekerken ki videomuzu hatırlıyorsunuz. Ona böyle bir şey dayayacağız. Dikmiş, kendine gelmiş. Toprağı iyice tutunmuş durumda. Merhaba herkese. Bugün 31 Mayıs Pazar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür bahçedeyiz. Ve ektiğimiz ve diktiğimiz sebzeler, fideler yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Yalnız ara ara çok fazla rüzgar esiyor. Çok rüzgar estiği zaman da fideleri, uzamaya başlamış olan fideleri yatırabiliyor. O yüzden de şöyle önlemler alıyoruz. Eğer çok rüzgarlı bir yerdeyseniz ve fideleri yatırıyorsa bu rüzgarlar, bu şekilde fidelere destek vermekte fayda var. Amaç onların toprağa daha sıkı tutunmalarını ve ayakta kalabilmelerini sağlamak. Neyse ki şu anda rüzgar durdu. Ne yapıyoruz? Suluyoruz. İki akşamda bir mi bu şekilde suluyoruz? İki akşamda bir, daha sonra dört günde bir. Ne kadar süre iki akşamda bir suluyoruz? Çiçek açıncaya kadar iki akşamda bir. Çiçek açtıktan sonra ne zaman su su diye yalvaracaklar, o zaman vereceğiz. Bunalıyor onlar. Biz de insanlar nasıl bulunuyorsa onlar da bunalıyor. Kafaları dişiye, toprağa bakınca mecbur suluyor. Susuzluktan gözü toprağa bakmaya başlayınca suluyorsun, dikiyor kendini. Suladıktan sonra diklenir, susuz kaldığı zaman toprağa bakar. Git orada bak, çiçek açmış. Çiçeği çek. Biraz da sonra domates verir. Biraz da sürmez. Şu sarı olan mı? Sarı olan domates çiçeği. Domatesin çiçeği. Evet. Bir hafta sonra domates fındık kadar olur. Evet. İlk çiçeğimizi gördük.